Bundan tam bir yıl önce Libya'nın Bingazi kentinde o ana dek akıllara bile getirilemeyen bir şey olmuş ve Muammer Kaddafi'nin 40 yılı aşkın süren dikta yönetimine karşı sokak gösterileri başlamıştı. Olayların en azından Kaddafi açısından nasıl sonuçlandığı biliniyor. Ama silahsızlandırılamayan milislerin işkence yaptığı, aşiretler arası çatışmaların yaşandığı Libya'yı nasıl bir geleceğin beklediği sorusunun yanıtı hala meçhul. Libya'da savaşçıların zafer kutlaması. Geçen Ağustos'ta kenti ele geçiren farklı milis grupları sokaklarda güç gösterisi yapıyor. Bir yıl önce kimse Libya'da bu görüntülerin yaşanacağını tahmin edemezdi. 17 Fevral 2011. 17 Şubat 2011, bütün Libyalıların asla unutmayacağı bir gün. Herkesin yeniden doğduğu bir gün olarak görüyorlar. Burası Mısrata'daki Trablus Caddesi. Kaddafi güçleri geçen bahar aylarında kente saldırmış ve buradaki savaş aylar sürmüştü. 1500'den fazla Mısratalı öldü. Şehir bu mücadeleden sarsılmaz bir kendine güven duygusuyla çıktı. Hepimiz cepheye beraber, dostlar, birbirine destek olan bir aile gibi gittik. Biri öldüğünde hep beraber ağladılar. Yaralanan olduğunda herkes tanıyordu ve onun için gözyaşı döküyordu. Şehir büyük bir aile gibi bir arada ve hala birbirlerine destek oluyorlar. Hükümete fazla bağımlı değiller ve hükümetten çok fazla şey beklemiyorlar. And up to now they still supporting each other. Anaokulu öğrencileri Mısrata'da savaş müzesinin önünden geçiyor. Müzenin önünde milislerin Muammer Kaddafi'nin Trablus'taki karargahından alıp getirdiği heykel var. Heykel eski merkezi yönetimin yerle bir edilmesinin sembolü. Libyalılar devrime karşı hala olumlu hisler besliyor. Ama iktidar boşluğu ve bu nedenle devrimin kazanımlarının kaybedilebileceği korkusu da var. Ayrıca Libya'da zafer ve intikam duygusu el ele. Trablus'un hemen dışındaki bu kampta evlerini terk etmek zorunda kalan Tuvarga aşireti üyeleri var. Geçtiğimiz günlerde kampa yapılan saldırıda 8 kişi öldü. Tuvargalar Mısratalı milislerin 30 bin aşiret üyesini evlerini terk etmek zorunda bıraktığını ve buraya dek kovalandıklarını söylüyor. Mısratalı milisler Trablus'ta da etkin. Diğer silahlı gruplar gibi kendilerini yasaların üzerinde görmekle suçlanıyorlar. Mısratalıların temsilcileri ise Tuvargalara yönelik saldırılar sorulduğunda Kaddafi yanlılarının işlediği suçlara dikkat çekiyor. When we went to Tuvarga, nobody there. They already left. Tuvarga'ya ulaştığımızda kimse yoktu. Herkes gitmişti. Çünkü suç işlediklerini biliyorlardı. Biz hiçbir katliam yapmadık. Bunu hiçbir Libyalıya asla yapmayız. Onları yakaladık, adalete teslim ettik. We captured them and we take them to the justice. Eski rejime destek vermekte suçlananların uğradığı kovuşturma tek bir aşiretle sınırlı değil. Devrimci güçler ülke çapındaki bu tür hapishanelerde 8 binden fazla kişiyi tutmakla suçlanıyor. İşkence iddiaları var. Mahkumların ne zaman yargılanacakları ya da salıverilecekleri konusunda hiçbir fikri yok. Doktor Ahmet Mecavel, Albay Kaddafi'nin acımasız dikta rejimini devirmek için hayatını tehlikeye atan binlerce gençten biriydi. Milislerin işkence yaptığı haberleri karşısında Libya'nın yeni psikolojik bir devrim yapması gerektiğini söylüyor. Kaddafi gitti, ailesi gitti ama rejimi ve fikirleri hala akıllarda kazılı halde. Dolayısıyla bu akılları, fikirleri değiştirmeliyiz. Çoğu Libyalı devrimle birlikte gelen özgürlüklerin yaşamlarını iyileştirdiğini düşünüyor. Ama milisler silahsızlanana dek şiddet ortamına geri dönülebileceği korkusu hep hissedilecek.